Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve karşınızda bir Open Computers tanıtımıyla duruyorum. Evet, planlamadan kurduğum cümlenin ardından Open Computers nedir, ne değildir'e girişelim. Open Computers basitçe bir oyuna programlanabilir bir bilgisayar ekleyen bir mod. Bu programlanabilir bir bilgisayardan kastımız nedir? İstediğiniz her şeyi yaptırabildiğiniz ancak bunun için kod yazmanız gereken gerçek bir bilgisayar. Konsepte aslında alışkın olduğunuz bir mod söz konusu. Computer Craft. Evet. Computer Craft'la öncelikle farklarına biraz değinelim. Computer Craft'ın en büyük artısı herhalde koyduğunuz gibi çalışması ve basit bir crafting'in olması. Evet, benim gözümde Computer Craft'ın artıları burada bitiyor. Bir de enerji istememesi. Evet. Computer Craft'ın artılarından bahsettik. Peki, Open Computers'ün Computer Craft'a göre artı olan tarafları neler? İlk olarak, yerel bir kütüphane kullanması. Yerel bir Lua kütüphanesi. Bu arada ikisi de aynı programlama dilini kullanıyor. İkisi de Lua kullanıyor. Sadece Open Computers Lua 5.1'in adapte edilmiş bir versiyonunu kullanırken, Open Computers 5.2'yi direkt olarak kullanıyor. Bunu tabii 5.3'e de çevirebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim ilerleyen bölümlerde. Bunun yanı sıra Open Computers'un bir büyük avantajı da modüler oluşu. Open Computers tamamen modüllerden oluşur. Bu sayede tam olarak istediğiniz işe uygun bir bilgisayar yapabiliyorsunuz. Ve bunun server adminleri tarafından da bir artısı söz konusu. Gördüğünüz gibi Tier 1 hard disk 1 MB kapasite, 2 MB, 3, 4 MB gibi şeyler söz konusu. Bunun server adminler açısından artısı nedir diye soracak olursanız, Computer Craft'ın ufak bir sıkıntısı var. Server'ın sistemine direkt erişim hakkı söz konusu. Yani bu ne demek oluyor? Server'a diyelim 8 GB RAM ayırdınız, hatalı yazılmış bir program o 8 GB'ın 8'ini de sömürebilir. Evet. Burada ise maksimum 8 megabayt falan bir şey kullanabiliyor olmanız lazım. Tabii bunun config dosyalarından ayarlayabiliyorsunuz. Kullanacağınız programlar vesaire daha fazla sistem tüketecek şeylerse ya da daha az sistem tüketmesini istiyorsanız, yani serverınızın ya da kendi oyununuzun durumuna göre bunları değiştirebiliyorsunuz. Ancak standart ayarlar gayet herkes için ideal bir durumda. Evet. Bir diğer artısı da enerji tüketimine ihtiyaç duyması. Daha sonra server adminleri açısından artı. Çünkü bu daha rahat kontrol edebilmenizi sağlıyor her şeyi. Kullanıcılar açısından bir artısı. Computer Craft'ın ufak bir sıkıntısı daha. Programı çalıştırdınız Computer Craft'ta. Çalışıyor. O esnada bulunduğunuz chunk yüklenmeyi bıraktı. Yani oradan uzaklaştınız. Chunk loader'da koymamıştınız. Ya da server resetlendi vesaire vesaire. Program kaldığı yerden devam edemez. Onu açılışta çalışmaya bırakabilirsiniz. Ancak mesela karmaşık matematik işlemlerine ihtiyaç duyan bir programsa ya da o esnada bulunduğu konumu bir değişken olarak kaydediyorsa program o gitti. Kaldığı yerden devam edemez. Kaldığı yeri tekrardan hesaplatmak için bir kod yazmanız ya da onu sürekli bir dosyaya kaydetmeniz vesaire lazım ki program kaldığı yerden devam edebilsin. Yeniden başladığında. Open Computers'ta böyle bir sıkıntı yok. Chunk yüklenmeyi bıraktığı andan itibaren bilgisayar çalışmaya devam etmiyor. Tekrar yüklendiği saniye aslında bilgisayar kapanmamış oluyor. Sadece durmuş oluyor. Birebir kaldığı yerden aynen devam eder konumda duruyor. Evet, bu Open Computers'un çok büyük bir artısı. Diğer bir artısı daha, çoğu modülünün aynı zamanda uzaktan yönetilebilir olduğu gerçeği. Buna ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Şimdi ilk bölüm bir adet temel parçalarımızı tanıyalım. İlk olarak bilgisayar kasası. Bilgisayar kasası 3 farklı seviye creative saymazsak. Evet, bunları bir dizelim. Tabii bunlara bir değinmeden önce unuttuğum bir şey var. Open Computers'ı yüklediğiniz takdirde ilk olarak bu kitapla oyuna başlıyorsunuz. Bunu sonradan tekrar da craft edebilirsiniz ki gerekecek de. Kendisi Open Computers'un bir oyun içi belgesi. Neredeyse her şeyi size gösteriyor.
bayağı temel bilgilerdir. Şudur budur. Çoğu şeyde ihtiyaç duyduğunuz ya da bu blok ne işe yarıyor vesaire derseniz buradan açabiliyorsunuz ki şurada da eğer U'ya basarsak NEI ve JEI'de bunu yapabiliyorsunuz. Open menüye. Tam olarak koyduğumuz bloğun istediği sayfasını açıyoruz. Daha sonra koyduğumuz parçanın sayfasını açıyoruz ve bir başka şey daha. Eğer bu o parça bir adet komponent ekliyorsa, yani kodlayabildiğimiz şeyler ekliyorsa, NEI ya da JEI'de orada kullanabildiğimiz kodları bize listeliyor. Bu bayağı işinize yarayacak. Çünkü çok fazla wiki'ye gitmenize engel olacak. Ki zaten kodların ne işe yaptığı da altlarında açıklanıyor. Biraz da deneme yanılmayla rahat bir biçimde anlarsınız. İlk olarak kasalarımıza bir bakalım. Ben buraya T3 bir kasa koyacağım. T2 gel. T1 gel. Creative gel. Evet, kasalarımızın farkları. Üçünün de crafting'i farklı malzemelerle yapılıyor. Creative craft edilemiyor tabii ki de. Creative tamamen creative işler için. Bu arada creative'in ufak bir avantajı enerji. Bunda enerji bağlamanıza gerek yok. Enerjiyi direkt bağlayabilirsiniz bu arada unutmadan. Ya da power converter kullanabilirsiniz. T1'e baktığımızda iki tane T1 kasa. Yani T1 kart takabiliyoruz. Bir tane T1 işlemci takabiliyoruz. Bir tane T1 hard disk. Yani 1 MB. İki tane T1 ya da T1.5 RAM. T2 kasada bir T2 kart, bir T1 kart, bir T2 işlemci, iki tane T2 ya da 2.5 RAM, bir tane T2, bir tane de T1 hard disk. T3 kasaya geliyoruz. T3 kart, iki tane T2 kart, T3 işlemci, iki tane T3 ya da 3.5 RAM, bir tane T3 hard disk, bir tane T2 hard disk ve bir adet disket slotu. Yani bunun anlamı ekstradan bir disket slot takmanıza gerek yok ve şu kısma da şimdi değineceğim. T3'te ise her şey T3. Evet, kasalarımızı tanıdık. İkinci bir komponentimiz. Şunları geri koyalım. Ekranlar. 3 farklı ekranımız var. Ve bu üçünün de farklı boyutları söz konusu. Ve farklı renk seçenekleri söz konusu. T1 kasa 50x16 piksel çözünürlüğünde. Gerçi bu gerçek piksel değil. Kare. Yani karakter gösterebildiğimiz alanlar. Yani şuradan şuraya 50 tane karakter, yani A, B, C, D, E, F, G falan gibi. Aşağıdan yukarıya da 16 karakter sığdırabiliyorsunuz. Ve sadece tek bir renk gösterebiliyor. Siyah, beyaz. Burada oranlar artıyor ve bu 4'e çıkıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam bunu bir noktadan itibaren dokunmatik özelliği ekliyordu. Evet. Evet. Sanırım T1'de çok emin değilim. Dokunmatik yoktu. Ancak T2 ve T3'te dokunmatik özelliği vardı. Evet. T1, T2, T3. T3 bu arada en fazla rengi gösterebildiğiniz. Bir de ufak bir detay. Diyelim T3'ün renk skalasını kullanmak istiyorsunuz ancak çözünürlük fazla geldi. Size onu ayarlayabiliyorsunuz sonra. Ve ekranlar hakkında göstermeyi unuttum. Önemli bir şey daha. Ekranlar birbirine bağlanabiliyor. Ancak aynı tip olmaları lazım. Farklı tip ekranlar birbirlerine bağlanmıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu ikisi birbirine bağlanmıyor. Aynı tipin de birbirine bağlanmasını engelleyebilirsiniz. Nasıl diye soracak olursanız. Ve şunu bir kopyalayalım. Sarı. Evet, gördüğünüz gibi. Aynı tipinde birbirine bağlanmasını engelleyebilirsiniz. Evet, bunu koyduk. Geldim. Diğer parçalarımıza. İşlemciler. İşlemciler ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi şurada supported components diye bir olay var. Yani desteklenen komponent sayısı. Bunun anlamı nedir diye soracak olursanız, ki soracaksınız. Şunu kaldırabiliriz.
bir bilgisayara bağlayabileceğiniz parça sayısı. Bu parça sayısı tabii RAM falan değil. Hard disk bir adet komponent olarak sayılıyor. Ekran kartı ya da taktığınız kartlar komponent sayılıyor. Şu parça, ona değineceğim birazdan, komponent sayılıyor. Ekran ve klavye de komponent sayılıyor. Kasanın kendisi de bir komponent. Bunun yanı sıra Redstone kontrolcüler şudur budur. Yani şurada gördüğünüz çoğu şey aslında birer komponent. Mesela motion sensor, hareket sensörü. Ray'i de değineceğim. Redstone I.O. Bu arada Redstone I.O. Dışarıdan bir redstone kontrolü yapabilmeniz için o. Yani şuraya koyarsınız, arayı kabloyla bağlarsınız gibi. Ya da bunu direkt bilgisayarın içine de takabiliyorsunuz redstone kart olarak, ancak direkt bilgisayardan kontrol etmeniz lazım. Yani maksimum sayısını belirliyor. Bir adet 16. Hard disk yazdığınız programları depolayabilmeniz için. Yani yazdığınız kodlar. RAM, o esnada sistemde ne kadar RAM kullanabilir? Yani arka planda depolanabilecek veri, geçici veriler. Ekran kartı tamamen ekrana görüntü aktarabilmeniz için. Şu an buna ekran kartı hariç her parçayı taksam bile bu ekrana hiçbir şekilde görüntü veremez. Bu ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, güzel bir soru. Bunun işimize yaradığı nokta şu. Herhangi bir ekranda veri göstermeyecek, sadece arka planda veri işleyecek bir bilgisayarda bu gayet işe yarayabilir. Yani tamamen boş bir kart slotumuz oluyor böyle bir durumda. Fakat kendimiz müdahale edeceğimiz bir bilgisayarda bu gerekiyor. Ekran kartı gerekiyor. O yüzden gerekli parçalardan bir tanesi APU'lar. APU'lara değinelim. Bir AMD kullanıcıları biraz alışkındır. Intel kullanıcıları da alışkın gerçi ama APU adıyla alışkın değil. Bunlar işlemcinin içine gömülü bir adet ekran kartı olan durumlar. Tabii burada en fazla T2 ekran kartını çıkabiliyorsunuz. Yani şu ekranı destekliyor, şu ekranı destekliyor. Gerçi bu ekranı da destekliyor ancak bunun gibi çalıştırıyor. Bu arada ekran kartları arasındaki farklar, gördüğünüz gibi maksimum desteklediği çözünürlükler ve birkaç ince detay daha. Creative APU var bir de. Creative APU T3 işlemci ve T3 ekran kartı içeriyor ama sadece Creative'den elde edilebiliyor. Tamamen Creative yapımcıların boşa bir slot çıkartması için ve şuraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi şuraya baktığınız takdirde NEI'da bazı parçaların parladığını görüyorsunuz. Şuraya da durduğunuzda bu tamamen bu slotlara ben ne takabilirim olabiliyor ve tier'ına göre de listeleniyorlar. Mesela Tier 3'te Tier 3 ekran kartı da gösteriliyor şurada duran. Ancak T2'ye geldiğimde artık o listelenmiyor. Wop. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi işlemcim, RAM'im, hard diskim ve ekran kartım. Ve şimdi gereken önemli birkaç parça daha. İlk olarak bu. Lua BIOS'umuz. Bunun için ilk önce bir adet bundan craft etmemiz lazım. Sonra bunu kitapla yan yana koymamız lazım. Bu nedir diye soracak olursanız, bu ufak bir ROM. 4 kilobayt veri depolayabiliyor. Ve bunun olayı tamamen sistemin nasıl boot edeceğini ayarlamak. Bu arkadaş tamamen standart boot aracımız. Yani bu standart BIOS'umuz. Ve direkt herhangi bir depolama biriminde init.lua dosyasını arıyor. Peki, bunun ayrı bir komponent olmasının artısı bize neydi diye soracak olursanız, tamamen daha detaylı işler yapmak isteyenler için, basit işler yapmak isteyenler için bunun herhangi bir önemi yok. Fakat daha detaylı, daha ilginç şeyler yapmak isteyenler için bunun ayrı bir komponent olması işe yarıyor. Artı iki tane bilgisayar, özel bilgisayar tipine değindiğimizde bunun sebebini de biraz anlayacaksınız. Gelelim disk drive, eğer T3 kasa kullanmıyorsanız disk soketiniz yok demektir. Yani bunların yanına bir adet disk drive koymanız lazım. Böyle. Ve normal disket. Tabii bizde OpenOS şeklinde, yani işletim sistemimiz. Bilgisayarı çalıştırmak için bu gerekli. Klavye. Klavye bilgisayara input. Yani klavye mouse hareketi koyabilmemiz için gerekli. Yani bir şeyler yazabilmemiz için. Power Converter ise eğer
güç kaynağımızı, burada Creative Capacitor Bank koydum, direkt olarak algılamıyorsa bilgisayar, bunu koymamız lazım. Evet, klavyemizi bakalım. İlk olarak klavyemizi nasıl yerleştirebiliriz? Şöyle yerleştirebilirim. Şöyle yerleştirebilirim. Böyle yerleştiremiyormuşum, pardon. Böyle yerleştirebilirim ki benim genel tercihim budur. Ancak buraya yerleştirdiğim takdirde bunun da algılama ihtimali var. Bunu üstüne takabilirim. Ya da önüne şu şekilde takabilirim. Ben yanına takmayı tercih ediyorum. Ve şu an bunu çalıştırırsam eğer hata verecek. Herhangi bir boot edebileceğim bir şey bulamadım diyor. Yani int.lua dosyasını bulamıyor. Çünkü bu hard disk içerisinde herhangi bir şey kurulu değil şu an. O yüzden de şu OpenOS disketimizi bunun içine koymamız lazım. Ve bilgisayarı başlatalım. Ve bu OpenOS disketi içerisindeki init.lua dosyasını buluyor artık. Klavyemizi koyalım. Seni de kaldıralım. Evet. Ve artık bilgisayarı nasıl çalışıyor? Ancak ufak bir durum söz konusu. Şu an bunun içinden çalıştırmıyor. Bunun içinden herhangi bir veri okumuyor. Ancak bir şey dikkat edeceksiniz. Bunun üzerinde bir numara var. İşte 44A571 vesaire vesaire diye. Bu bunda değil çünkü bu henüz herhangi bir bilgisayara takılmadı. Ancak bunu takarsak eğer hop, buna da artık bir sayı verdi. Bu sayı nedir diye soracak olursanız bu sayı tamamen sizin yerel dosyalarınızda depolanma şekli ve bu kesinlikle o parçaya özel. Her parçada var. Ve o parçaya özel. Veri depoluyorsa eğer bunlar bu şekilde kaydediliyor. Depolamıyorsa eğer bilgisayar bu komponent, aynı komponentten birden fazla varsa mesela ekran kartı. İki tane ekran kartım var. Diyelim. Bilgisayarın hangi ekran kartını kullanması gerektiğini göstermem için bu numaralar gerekiyor. Bu numaraların sadece ilk 3 parçası yeterli oluyor genelde. Ve kopyalamanın yöntemi de var. Ancak her bir bu numaralar her parça için özeldir. Asla değişmez. Asla başka bir parçaya aynı numarayı vermez ve rastgele oluşturulmuştur. Tabii dünyanız için geçerli. Ya o Minecraft dünyası için geçerli. Başka bir Minecraft dünyasında birebir aynı sayıya sahip bir komponent olabilir. Evet, bilgisayarımız çalışıyor. Ancak şu an dediğim gibi disket üzerinden çalışıyor. Ve benim bunu bu hard diske yüklemem gerek. Bunun için ne yapıyorum? Install. Evet, ve şu an disket içerisindeki bütün verileri hard diskimize kopyalıyor. Evet. Ve tabii ki de arka planda bayağı nostaljik bir hard disk ve disket sesi duyuyorsunuz. Bu arada ufak bir not. 1.10'da bu biraz daha hızlı. Ben bu incelemeyi 1.7'de yapıyorum. 1.7 sürümleriyle 1.10 sürümleri birebir aynı. Fakat aradaki tek bir fark 1.7'de OpenCommutters'un desteklediği daha fazla mod var. Ve şu an disket takılı değil ancak OpenOS'imiz açıldı. Ve ls, bu arada ls tamamen bulunduğunuz klasörü isteler ancak ls slash yazarsam eğer tamamen hard diskin içerisindeki ana klasörü listeliyorum ve burada init.lua'yı buluyoruz. Tamam. Burada yazabileceğiniz komutları bir sonraki videolarda değineceğim. Daha sonra bir sonraki videoda direkt değineceğim. Evet, şu an basit bir bilgisayar yaptık. Daha zahmetli değil mi? Evet, OpenCommutters'un ComputerCraft'a kıyasla dezavantajı bu. Fakat bir, hem benim gibi oyuncular için biraz daha güzel, keyifli oluyor. İki, bilgisayarınızı daha detaylı yapılandırabilmenizi sağlıyor. Artı, server adminleri için de daha avantajlı oluyor ve evet. Ve bahsettiğim gibi OpenCommutters, ComputerCraft'ın yapabildiği her şeyi yapabiliyor ancak daha fazlasını da yapabiliyor. Onu ilerleyen videolarda değineceğiz. Yani evinizde daha güçlü ancak biraz daha zahmetli bir bilgisayar oluyor. Yani hangisi OpenCommutters mi, ComputerCraft mı diye tercih edecek olursanız ben şahsen OpenCommutters taraftarı bir insanım. Bana daha fazla şey sunuyor. Fakat daha detaylı uğraş istiyor ve daha fazla bilgi de istiyor.
Eğer sistemlerin nasıl çalıştığını, programlamayı vesaire vesaire daha detaylı öğrenmek istiyorsanız, daha sonra programlama mantığını Minecraft içerisinde daha fazla öğrenmek istiyor, daha detaylı öğrenmek istiyorsunuz. Gerçek sistemlerin nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız, çünkü OpenCounters gerçek bir network yapısı kullanıyor. Daha sonra gerçek network yapısının basitleştirilmişi ve bilgisayarların nasıl çalıştığını daha rahat öğrenmek istiyorsanız, OpenCounters kesinlikle sizin tercih etmeniz gereken mod. Ve ayrıca daha güçlü şeyler yapmak istiyorsanız, mesela OpenCounters'ta yapabileceğiniz bir şey ki ben şu anki Minecraft serimde bunu yapmayı düşünüyorum. Applied Energistics'in tam performansı olmasa da benzeri bir yapısını OpenCounters'ta kodlamak. Yapabilir miyim, yapamayız mıyım? Ya yani kendi yeteneklerim açısından emin değilim, fakat tamamen mod içerisinde bunlar mümkün. Evet, ve gel gelelim, 4 farklı bilgisayar tipimiz daha var. Bu standart bilgisayarımız. Devam edelim. Robotlar. Robot nedir diye soracak olursanız, normal bilgisayar fakat hareket edebiliyor. Computer Craft'ın Turtle'ları gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu Creative'den alınmış bir Turtle. Bunların detaylarına şimdi değineceğim, nasıl yaptığınıza. Ve gördüğünüz gibi bir adet Turtle'ımız çalışmış durumda. Aa, bir bilgisayar tipini daha unuttum buraya koymayı. Pardon. Tablet. Evet. Devam edelim. Mikrokontroller. Mikrokontroller nedir diye soracak olursanız. Ups. Mikrokontrollerin herhangi bir arayüz yok. Herhangi bir üzerine yazabileceğiniz yöntem yok. Aslında var da yok. Yani tamamen ROM üzerinden çalışıyor. Herhangi bir dışarıdan bir şey bağlamanız imkansız. Redstone falan filan hariç. Ve en büyük artısı enerji tüketmiyor. Evet. Bunların avantajı bu. Bu arada bunlar enerji tüketiyor, ancak şarj etmenin yolu var. Bu. Mikrokontrolleri bu şekilde. Bunun bir de robotla benzerleşen versiyonu var. Drone'lar. Tabii bunun için de çalışan bir program yok. O yüzden şu an çalışmıyor. Drone'lar bu arada robotların aksine blok değil, entity, yani daha çok hayvanlar gibi hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Yani biraz daha hızlı ve esnek işler için, ancak daha hafif işler için drone'ları tercih edebilirsiniz. Mikrokontrolleri de ne için tercih edeceksiniz? Tamamen aşırı basit ancak sürekli yapılacak işler için. Mesela ne diyelim? Bir yerde X koşulu karşılandığı takdirde, mesela bir tane sensör koyarsınız. Orada mesela ineklerin sayısı 4 tane oldu. Onu belirler. Onun çalışacağı bir redstone sinyali verir ya da direkt server'a bir adet network sinyali verir. Ağ sinyali verir ve oradan başka işlemler yapılır vesaire. Bunun gibi daha sürekli yapılacak, ancak hani çok güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duymayan işler için kullanabilirsiniz. Serverlar benim favorim gibi bir şey. Bunların tier'larına daha sonra değineceğim. Basitçe nedir diye soracak olursanız, normal bilgisayarın gücünün yetmediği şeylerde serverlar devreye giriyor. Daha fazla şey çalıştırabilmenizi sağlıyorlar ve tek bir blok içerisine 4 tane server takabiliyorsunuz. Tek bir blok alanında 4 tane server çalışabiliyorlar ve bu serverlar birbirleriyle direkt iletişim halinde de çalışabiliyor. Ve bir diğeri de tablet. Cebinizde taşıdığınız bir bilgisayar. Evet. Voilà. Evet, farklı bilgisayar tiplerimiz bunlar. Bunların detaylarına daha sonra değineceğiz. Ancak şimdi bu üçünün ve tabletin nasıl craft edildiğine bakalım. Burada Electronic Assembler diye bir bloğa ihtiyacımız var. Ve şu Creative Capacitor Bank'imizi alalım. Ve kendimize Electronic Assembler'ımızı koyalım. Enerji istiyor. Aslında dur, burada power converter kullanabiliriz. Çünkü muhtemelen bundan direkt enerji almayacak. Kasaların içerisinde direkt bir enerjimiz var. Şimdi ne yapmak istiyorum? Ben robot yapmak istiyorum. Kasamızı koyuyoruz. Ve burada normal kasa içerisine koyabildiğimiz itemlar yerleştiriliyor. İlk önce hard diskimiz.
işlemcimiz. Hatta dur, işlemciyi APU olarak koyalım. APU. RAM'imiz. Ekran kartına ihtiyacımız yok. Herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. ROM'umuz, bu zaten standart. Burada diğer şey, upgrade'lerimiz devreye giriyor. İlk olarak bana neler lazım? Bunların detaylarına değineceğiz, ancak basitçe burada daha fazla şey koyabilmemizi sağlıyor. Ancak önemli bir şey klavye ve ekran. Bunlar önemli upgrade'ler. Ve buraya daha fazla upgrade slotu, daha fazla, yani dışarıdan sonradan kart takabiliyor muyuz? Ya da upgrade takabiliyor muyuz? Bu şekilde. Ve tabii ki de işlemcimizin tier'ına göre komplekslik değişiyor. Mesela T2 işlemci takayım. 26 kompleks. Şu an 32 kompleksti. Her parça kompleksliğe daha fazla şey ekliyor. Tier'ına göre tabii değişiyor. Bu tier 3 mesela. 3'ten de fazla, pardon, ekliyor. Aynı şekilde temel parçalar yoksa eğer bu arada inşa etmez ve bunu yapıyoruz. Tabii ki de creative olduğum için şu an süresi değişiyor, ancak bu arada rastgele de bir isim veriyor. Creative de değilseniz bunu bir süre olmadan koyuyor. Tabii ki buna disk drive koymayı unuttum için şu an herhangi bir diske takamıyorum. Evet. Evet. Şu an herhangi bir şey çalıştıramam bunun içinde. Evet, basitçe robotları bu şekilde craft ediyoruz. Diğer parçaları da benzer şekillerde craft ediyoruz. Mesela şu an bunun içine microcontroller base koyarsam, hard disk slotu yok gördüğünüz gibi. İşlemci, upgrade'ler vesaire vesaire. Aynı şekilde drone ya da tablet. Bunlar bu şekilde craft ediliyor. Serverler normal bilgisayarlar gibi. Evet, farklı bilgisayar tipleri de bu şekilde. Ve Open Computers'e temel bir girişi yapmış olduk. Sonraki bölümlerde daha detaylı parçalara değineceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.